Gazze şeridine gidelim mi? Çünkü arka arkaya Gazze Sağlık Bakanlığı'ndan hayatını kaybeden insanların sayısı açıklanıyor ne yazık ki. Bu sayı gerçeğin çok altında. Çünkü enkaz altında çok daha fazla can kaybı var. Onlara ulaşılması çok zor. Ekipman azlığı var, personel azlığı var, yetişilemiyor. O kadar ardı ardına bombardıman yaşanıyor ki. Bir yandan da sınıra da mühimmat sevk ediliyor. Şimdi sınır noktasına gidiyoruz. Günlerdir oldu orada. A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu. Hemen yeni bir bağlantı daha gerçekleştirelim. Emine, kolay gelsin. Hemen sözü sana bırakayım ben. Evet, Gazze Sağlık Bakanlığı kısa süre önce yaptı Merve Türkay açıklamayı. Şu an itibariyle 1417 sivilin hayatını kaybettiğini ve 6268 kişinin de yaralandığı açıklaması yapıldı. Bugün saat 04'ü gösterdiğinde sabahın ilk ışıklarıyla birlikte Gazze'ye hava bombardımanı başladı. Sadece havadan değil, bunun yanı sıra denizden de özellikle Han Yunus bölgesi ardı ardına vurulmaya devam etti. Daha da önemli gelişmeler var. Günlerdir kara harekatını konuşuyoruz. Bugün özellikle Siderot bölgesinden, evet, bir kara harekatı başlamadı ama Siderot bölgesinden çok sayıda obüs ateşlendi. Onlarca, hatta yüzlerce obüs Gazze'yi vurmaya devam etti. Yani artık bu saldırılar sadece havadan değil, karadan da devam ediyor ve şu an itibariyle hemen arka tarafım Gazze. Onu da söyleyeyim, bir yandan dumanların da yükselmiş olduğu, gündüz olması sebebiyle belki çok net kameranın açısından göremeyeceksiniz ama dumanların da yükselmiş olduğu bilgisini sizlerle paylaşayım. Aşkelon'dayız. Aşkelon'da Hamas tarafından 3 günden bu yana ardı ardına vurulmaya devam ediyor. Özellikle akşam saatlerinde çok şiddetli saldırılar gerçekleşti bu noktaya. Hamas tarafından ardı ardına roketler ateşlendi. Zira her zaman söylediğimiz gibi, bir kez daha altını çizerek hatırlatalım, sivil kayıpları devam ettiği sürece bu bombardımanların devam edeceği açıklandı. Sadece Aşkelon bölgesinde değil elbette. Bugün yine Kudüs'e yakın bir noktaya bir roket saldırısı daha gerçekleştirildi ki geçtiğimiz günlerde Hamas tarafından yapılan açıklamada sadece Aşkelon'un değil pek çok kentin sivil kayıpları sebebiyle bombardıman altında tutulacağı açıklaması yapılmıştı. Bugün İsrail'in önemli bir ziyaretçisi vardı. Amerika Dışişleri Bakanı Antony Blinken bir kez daha İsrail'e desteğini yineledi. Tabii ki burada olması önemliydi. Zira o destek bir kez daha İsrail'e gelinerek bu kez direkt İsrail'de kendi ağzından açıklanmış oldu. Yarın da önemli bir ziyaretçi olacak buraya. Bu kez de Almanya Dışişleri Bakanı destek ziyaretinde bulunacak ve elbette yapılacak yardım mühimmatlarına ilişkinde görüşmeler gerçekleşecek. Yine esir takası Antony Blinken ve İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu arasında konuşulan, görüşülen detaylardan biriydi. Elbette Başkan Erdoğan'ın da araya girmesiyle birlikte bu sorunun ne kadar bir sürede çözüleceği merak ediliyor. Ama Hamas geri adım atacak mı? Zira sivil yerleşim alanları vurulduğu sürece biz herhangi bir sivil takasından yana olmayacağız açıklaması yapılmıştı. İsrail ordu sözcüsünün açıklamasına göre 100'e yakın İsrailli an itibariyle esir olarak tutuluyor. Önemli gelişmelerden bir tanesi ama dediğimiz gibi sivil takası gerçekleşecek mi yoksa siviller serbest mi bırakılacak? Bunu önümüzdeki günlerde görmüş olacağız. Bir yandan yerel basına ve özellikle devlet ajanslarına yansıyan haberlere göre bir kara harekatının eli kulağında olduğu açıklaması. Çünkü bugün İsrail ordusu tarafından bir açıklama yapıldı ve bu açıklamada dendi ki biz kara harekatına ilişkin tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Sadece siyasi liderlerin bize onay vermesini bekliyoruz dedi. İşte bununla birlikte de bugün ardı ardına obüs atışları gerçekleşti. Dediğim gibi sadece havadan değil artık, hem havadan hem karadan hem denizden Gazze tamamıyla vurulmaya devam ediyor. Aynı zamanda Hamas'ın da karşılık olarak vermiş olduğu roketlerle vermiş olduğu cevaplarda hiç şüphesiz önemli gelişmelerden bir tanesi. Cumartesi gününden bu yana 3000'den fazla hedefin vurulduğunu açıkladı İsrail ordusu ki bunlardan yalnızca ve yalnızcası 250 ila 260 arasındakinin Hamas hedefi olduğu söylendi. Yani açık açık aslına bakarsanız bir bakıma sivil binaların da vurulmuş olduğu, resmen itiraf edilmiş olduğu ordu tarafından. 25 bine yakın bina, konut tamamen yerle bir edilmiş durumda. Onlarca okul, onlarca hastane yine aynı şekilde. Gazze Sağlık Bakanlığı ve Filistin
tarafından, Filistin Devlet Başkanı tarafından Sahra Hastaneleri kurulması konusunda Birleşmiş Milletler'den bir destek istendi. Zira Birleşmiş Milletler'in bu isteğe henüz bir cevap vermediğini söyleyelim. En önemlisi insani koridor. Siz de yayının başında belirttiğiniz o Mısır'daki refah kapısının, yani Gazze'nin dünyayla, dünyadan nefes alabildiği tek noktanın refah kapısı olduğunu biliyoruz ve refah kapısı için Mısır dün özellikle bir çağrıda bulunmuştu. 6 saatlik bir ateşkes yapılması gerektiğini söylemişti ki acil insani yardım malzemeleri ve elbette ki tıbbi yardım malzemeleri, çünkü hali hazırda artık o bölgede özellikle elektriğin olmaması, suyun olmaması ve tıbbi malzemelerin de neredeyse tükenmiş olması sebebiyle yaralılara dahi müdahale edilemeyecek duruma gelinmiş şekilde. Bir yandan da tabii bugün İsrail uçakları bir süreliğine burada sakinlik olmuştu. Onu hemen söyleyelim. Biz sadece o büstlerin sakinliği, sessizliği diye düşünmüştük ama bir yandan da tabii Suriye sınırının da vurulduğunu söyleyelim. Bir yandan Niyazi bir noktaya bakmaya çalışıyor. Ben de hemen arkama dönüp bakayım. Yine bir hava saldırısı oldu galiba. Evet. Yeni vuruldu. Biraz önce işte hemen arkamdan iki dumanın daha yükseldiğini görüyoruz Gazze'den. Yine bir saldırı gerçekleşmiş durumda. Dediğimiz gibi artık Gazze'de gerçekten büyük bir dram yaşanıyor. Bu dram aynı zamanda daha da büyüyerek devam edecek gibi görünüyor. Çünkü her geçen gün Birleşmiş Milletler insani yardımın boyutlarının artması gerektiğini ve insanların orada açlık ve kıtlığa doğru gittiğiyle ilgili bilgiler paylaşıyor. Dün hatırlayacaksınız 350 bine yakın insan açlık ve kıtlıkla karşı karşıya, aynı zamanda su kıtlığıyla karşı karşıya denmişti. Ancak bugün 650 bine yakın insan olarak bu sayıyı bir kez daha güncellemiş durumdalar. Tabii siz de belirttiniz, hayatını kaybedenlerin sayısını paylaşıyoruz. Şu dakika itibariyle 1417 dedik ama bu ulaşılabilenlerin sayısı elbette. Çünkü artık Gazze tamamen neredeyse enkaza dönmüş durumda ve ısrarla yapılan açıklamalarda şu yöndeki, tek bir sağlam bina kalmayana kadar vurulmaya devam edecek. Yeniden hava saldırısının seslerini duyuyoruz biz buradan. Bir hava, iki hava saldırısı daha şu an itibariyle gerçekleşti. Bir yandan da Aşkelon ve Siderot taraflarından takviyeler devam ediyor. Askeri sevkiyatlar devam ediyor. Her ne kadar az önce söylediysek de Siderot'tan topçu atışları başladı. Orada hazırlıklar tamam desek de hali hazırda çok sayıda iş makinesinin de bölgeye ulaştığını ve yine aynı zamanda yakıt tankları, zırhlı araçlar ve pek çok askeri teçhizatında yine bölgeye doğru yola çıkmış olduğunu söyleyelim. Tabii bir yandan şunun da altını çizmekte fayda var. Biz bugün yaklaşık 2 saat önce Siderot bölgesinde rahatlıkla çekim yapabilmemize rağmen bir anda bir panik havası yaşandı bölgede ve hiç asker olmayan, hiç kontrol noktası olmayan bölgelerde yine yoğun bir kontrol ve askerlerin yoğunluğuyla karşı karşıya kaldık ve bir anda günlerdir herkesin yayın yaptığı, tüm dünya medyasının orada yaşananları canlı canlı aktardığı bölgelerden basın mensuplarının da çıkarılması istendi. Askerlerin tek tek müdahalesiyle karşılaştık. Bu da aslında şu sebebi olabilir. Artık bir kara harekatının eli yakın, çünkü az önce de belirttiğim gibi özellikle yerel basın ve ajanslar tarafından birkaç gün içinde bu kara harekatının başlaması bekleniyor. Ama şunu söyleyelim, bir yandan Amerika kara harekatının başlamasını istemiyor. Bugün Antony Blinken'la Benjamin Netanyahu arasında geçen diyaloglarda mutlaka ki bu da konuşuldu. Çünkü 4 kez tam Amerikan Başkanı Joe Biden ve İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu telefonda görüştüler ve Biden bir kara harekatının son seçenek olması gerektiğinin altını çizdi. Başka seçeneklerle bu durumla başa çıkılması gerektiğinin altını çizdi. Yani Amerika bir kara harekatı konusunda İsrail'i desteklemiyor. İsrail kararlılıkla bu kara harekatını başlatacak mı önümüzdeki günlerde ya da belki de dakikalarda, saatlerde göreceğiz ama artık bu kara harekatı için ordunun da yapmış olduğu açıklamaya göre tüm hazırlıklar tamamlanmış durumda. Yığınaklar bölgeye konumlanmış durumda. Yine asker konuşlandırılmış durumda. Topçular, obüsler, pek çok askeri teçhizat, zırhlı araçlar bölgede hazır bir şekilde bekliyor ve ordu sözcüsünde yapmış olduğu açıklamaya göre sadece siyasi liderlerin onayı bekleniyor. Hiç şüphesiz önemli gelişmelerden bir tanesi. Bugün iki mülteci kampı daha vuruldu. 3 mülteci kampı daha vuruldu bölgede. Son olarak onunla da ilgili gelişmeleri hemen sizlere aktarayım. Cibaliye mülteci kampı bölgenin en büyük mülteci kampı. 112 Filistinli'nin
yaşadığını söyleyeyim. Bir yandan da hemen yanı başımızdan ardı ardına ambulanslar geçiyor. İşte 3 mülteci kampı daha vuruldu. Kicibaliye kampı 3. kez vuruldu. Şu dakika itibariyle gelen bilgiye göre 20'den fazla kişi yine o mülteci kamplarında hayatını kaybetti diyelim ve Gazze sınırından sözü size bırakalım. Emine Kavasoğlu, çok teşekkür ediyoruz. Gazze sınırında Aşkelon'da Emine Kavasoğlu.